Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Selin Söğer Ünlü. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry, İsrail ve Filistin liderlerini bir araya getirerek iki devletli çözüm planı içeren barış görüşmelerine kaldığı yerden devam edilmesi için bir kez daha Orta Doğu'da. Amerikalı bakanın Orta Doğu ziyaretinin temel hedefi her ne kadar İsrail-Filistin barışı olsa da Suriye'deki kriz ve Mısır'daki istikrarsızlık da doğal olarak gündeme geliyor. Kerry, Ürdün'de yetkililerle yaptığı görüşmelerde bu konuları da ele aldı. Fakat görüşmelerde dediğimiz gibi asıl nokta yine de İsrail-Filistin uzlaşması yolunda Arap ülkelerinin desteğini almak. Ayrıntılar Amerika'nın Sesi Dışişleri Bakanlığı muhabiri Scott Stearns'ün Ürdün'den gönderdiği haberde. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry Ürdün'de Arap Birliği Dışişleri Bakanlarıyla Suriye İç Savaşı'na ve Mısır'daki istikrarsızlığı görüştü. Ancak Kerry'nin önceliği İsrail ve Filistinlileri barış görüşmelerine yeniden başlatmak için Arap müttefiklerinin desteğini kazanmak. Kerry bu kez İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmeyi planlamıyor ancak Amerikalı yetkililer İsrail'i görüşmelere yeniden başlamaya ikna etmeye çalışıyor. Kerry Salı günü Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bir araya geldi. Filistin yönetimi sözcüsü Nebil Ebu Rudin'e görüşmelerin yeniden başlamasına engel oluşturmadıklarını söyledi. Sayın Kerry'nin çabalarının sonuç vermesini umuyoruz. Cumhurbaşkanı Abbas iki devletli çözüm çabalarına barış ve istikrar getirecek her türlü adıma hazır ve bağlı. Amerika'nın çabaları önemli. Umarız devam eder. Amerika'nın eski Tel Aviv ve Kahire Büyükelçisi Daniel Kurtzer, Dışişleri Bakanı Kerry'nin neden İsrail-Filistin görüşmelerine öncelik verdiğini şöyle açıklıyor. Amerika'nın Arap Baharı olaylarında ya da Arap dünyasındaki değişimler üzerindeki nüfuzu göreceli olarak kısıtlı. Ama Arap-İsrail çatışmasında hala etkili bir üçüncü taraf konumunda. Bu durumda başarılı olmayacağımız bir alana erişmeye çalışmak yerine başarabileceğimiz işlere odaklanmamız gerekiyor. Büyükelçi Kurtzer, Dışişleri Bakanı Kerry'nin İsrail ve Filistinleri görüşmeye dönme konusunda ikna etmesi durumunda bunun Amerikan diplomasisine büyük yarar sağlayacağını söylüyor. Görüşmeler yeniden başlarsa Amerika diplomatik açıdan büyük başarı elde eder. Ama her şey pazarlık gücüne bağlı. Sonuca ulaşmak biraz zaman alacak. Dışişleri Bakanı Kerry'nin yapmaya çalıştığı da öncelikle tarafların kaygılarına eğilmek. İsrail'in güvenlik, Filistin'in de ekonomik ve siyasi kaygıları var. Eğer Kerry görüşmeleri bu temelde inşa ederse, gerisi onun için daha kolay olur. Görüşme masasına dönerlerse ilerleme de sağlamış olurlar. Orta Doğu'da çözüm çabalarında bir diğer baskı unsuru da Suriye'deki çatışmalar. İsrail'de Lübnanlı Şii militan örgüt Hizbullah'ın Suriye'de güçlenmesine izin vermemeye kararlı. Steve Heidemann, Amerika Barış Enstitüsü uzmanı. Amerika'nın Orta Doğu görüşmelerini yeniden canlandırma girişiminde kısmen Suriye'deki çatışmaları kontrol altına alma çabalarının başarısızlığa uğraması ve şiddet olaylarının Suriye sınırı dışına taşmasının etkili olduğunu düşünüyorum. Bir yandan Hizbullah Suriye'de çatışmalara girdikçe İsrail de bu savaşın içine daha fazla çekiliyor. Amerikan Üniversitesi'nden Profesör Ekber Ahmet'e göre Suriye'deki şiddet olayları İsrail'in Filistin'le ilgili güvenlik sorunlarını acilen çözmesini gerektiriyor. İsrail bir komşu olarak savaş alanının içinde bulunuyor. Bu ülkenin çıkarları hem sınırlarını korumasını hem de sınırları barış ve güvenlik ortamında tutabilmesini gerektiriyor. Eski Büyükelçi Daniel Kurtzer, İsrail'in Suriye'deki çatışmaların kontrolden çıkmasını önlemek amacıyla bu ülkeyle sınırındaki mevzilerine yığınak yaptığını söylüyor. Suriye'deki durum bir nebze ülke içinde kontrol altına alındı. Ama krizin sınırların dışına taşması olasılığı çok yüksek. Bu aynı zamanda komşularını istikrarsızlığa, İsrail'i de daha aktif bir çatışma ortamına sokacak kadar da tehlikeli bir durum. Kurtzer'a göre de İsrail'in Suriye kriziyle en iyi başa çıkmasının yolu Filistinlilerle görüşmelere geri dönmesinden geçiyor. Bölgesel sorunlar başka, içeride Filistin'de sorunlar başka. Eğer içinizdeki sorunları çözerseniz, dışarıdaki sorunları çözmede, diplomatik anlamda kendinizi daha hazır hissedersiniz. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry ile Ürdün Dışişleri Bakanı Nasir Judeh arasındaki görüşmede Suriye krizinin İsrail-Filistin görüşmelerine etkisi ve Suriyeli mültecilerin Ürdün'de oluşturabileceği güvenlik sorunları ele alındı. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington. Amerika'nın Sesi Washington'dan güvenilir haber, 70 yıllık deneyim.
Uygurlar ve Han Çinlileri arasında çıkan şiddet olaylarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Doğu Türkistan'da 2009 yılından bu yana göreceli bir sessizlik hakimdi. Ancak bölge son haftalarda yeniden şiddet olaylarına sahne oluyor. Çin medyasına göre geçen ay sonlarında Turpan'da eli bıçaklı bir terör çetesinin polise saldırdığı, daha sonra da Hotan'da motosikletli bir çetenin polis karakoluna saldırdığı iddia edildi. Bu saldırganların çoğu polis tarafından ölü ele geçirildi. Ancak saldırganların kim olduğu, neden polise saldırdığı, niye terörist diye tanımlandığı ve neden sadece bıçaklı olmalarına rağmen birçoğunun öldürüldüğü anlaşılamadı. Olaylar Pekin hükümetinin kontrolü altındaki devlet medyası tarafından tek yanlı aktarıldığı için bağımsız kaynaklarca doğrulanamıyor. Bölgeden kısıtlı da olsa haber alanlardan biri de Amerika'da sürgünde yaşayan Uygur lideri Rabia Kadir. Rabia Kadir ve Uygur Amerikan Derneği'nden Ömer Kanat, Amerika'nın Sesi stüdyolarına konuk oldu ve Alparslan Esmer'in bölgedeki olaylarla ilgili sorularını yanıtladı. Evet, Uygur Milli Hareketi'nin lideri Rabia Kadir ve Ömer Kanat bizlerle. Çok teşekkür ediyoruz her şeyden önce Amerika'nın Sesi'ne geldiğiniz için. Öncelikle ben size bunu sormak istiyorum. Birkaç hafta önce Çin kaynaklı haberler aldık. Turpan ve Hotan'da başlayan olaylar, eli bıçaklı saldırganların, Çinli yetkililerin açıkladığı kadarıyla bazı saldırılardan söz ettiler. Çin basını bunları ağırlıklı olarak haydutlar ve terörist olarak tanımladı. Nitekim tek yanlı haber olduğu için, kaynakları doğrulanamadığı için son birkaç hafta içinde bölgede neler olduğu konusunda aydınlanamadık. Acaba bize bilgi verebilir misiniz o konuda? Bizim Şarkı Türkistan'da, Doğu Türkistan'da bizim Begüm Baharımız en yavaş. Ki bu halk en Doğu Türkistan'daki en sakin insanlardır. En barışçıl insanlardır. Hiçbir zaman böyle bir çatışma çıkmamış. Orada çatışmaya katılmamışlar. Bugün Çin hükümetine karşı isyan etmiş olduğu oradaki zulmün haddinden ne kadar zulmün çok olduğunu, baskının ne kadar aşırı bir baskının mevcut olduğunu bize gösteriyor, ispatlıyor. Mesela Çin basında bir haber çıkıyor. Silahlı çeteler ellerinde bıçaklarla, motosikletle geldiler. Polis karakoluna saldırdılar. Bu basit bir haber formatı. Düşündüğünüz zaman tek yanlı verildiği ortada ve burada bir merak olarak soruyorsunuz. Bu insanlar niye polis karakoluna saldırmış olabilirler? Ya da bu olayın ardında yatan temel nedir? Ellerinde niye bıçaklar var? En basit bir olay. İlk mesela en son duyduğunuz bir olaydan örnek verebilir misiniz? Nasıl gelişti? Üçünün arkasını bütün dünya okup oldu. Ben Hotan'ınkini de. Hotan'da 28 Hotan'da olan olay. Hotan'da ne olmuş? Hotan'da bir camide işte namaz kılıyor cemaat. Namaz kılınca da onlar polis şeye gidiyor. Camiye giriyor. Camidekilerin kimliklerini kontrol ediyor. Ondan sonra onları işte bazılarını tutukluyor. İşte o caminin imamıyla da bir şey sorun çıkıyor. İmamı tutuklamaya çalışıyor. Böyle olunca bir cuma geçtikten sonra yine cuma namazına gidenler o imamın gelmemesi üzerine oraya o olayları, bir hafta önceki olayları protesto ederek yürüyüş yapmış. Orada motosikletli insanlar da var. Yürüyüşe katılan insanlar. İki tarafta motosikletli insanlar yürümüş. Ortada yürüyüş yapan cemaat var. Bu cemaati işte hiçbir şey yapmıyorlar. Bir iki kişi protestoculardan bir iki üç kişi Allahu Ekber diye tekbir getiriyor. Bu tekbir üzerine polis ateş açıyor. Yüzlerce kişinin öldüğü olaylar oldu 2009 yılında. Bu noktada tabii ki Çin hükümeti bölgeye bazı yatırımlar yaptığını iddia etti ama bütün bu yaşanan olayların sonucuna baktığımızda Çin'in bir noktada bölgeye, Doğu Türkistan'a göç politikalarının sonucu olduğunu görüyoruz. 2009'dan bu yana nelerin değiştiğini söyleyebilirsiniz bana bölgede? Xitay merkezi hükümette Beijing'de Şincan meselesini atalmış Şincan Şarkı Türkistan meselesini hal kılış için 2009 Temmuz olaylarından sonra Çin hükümeti güya Doğu Türkistan meselesine bir bakmak için Doğu Türkistan meselesini halletmek için ve Pekin'de bir büyük bir toplantı yaptı.
Doğu Türkistan meselesi konusunda, Doğu Türkistan'daki vaziyeti görüşmek için bir toplantı yaptı. Bu toplantıya hiçbir Uygur'un katılmasına izin vermedi. Hiçbir Uygur katılmadı. Doğu Türkistan'dan hiçbir Uygur katılmadı. Burada alınan karar şu: Doğu Türkistan'a çok büyük miktarda yatırım yapmak, şirketler kurmak orada. İşte o iktisadi, Doğu Türkistan'ı ekonomik açıdan kalkındırmak suretiyle ve oradaki istikrarı sağlamak. Burada Doğu Türkistan halkının çektiği azap, günlük orada gördüğü işte zulüm, hiçbir şey ele alınmıyor. Orada insanların işte evleri alınmış, ellerinden yerleri alınmış. Bunların şikayetleri bunlara hiçbir yer verilmemiş. Doğu Türkistan'da yüz binlerce kız, Uygur kızını Çin'in iç bölgelerine oraya taşıdı. Bu çıkan olayların sebeplerinden biri buydu. Bunun hiçbir sebeplerinden hiçbiri üzerinde durulmadı. İşte orada binlerce insan şu anda hapislerde, hapishanelerde, yüzlerce, binlerce insan hiç haber alınmıyor, akıbetlerinden ne olduğu belli değil. Bu kaybolmuş binlerce insan. Şu Temmuz, 5 Temmuz'dan sonra yakalanan binlerce insan kayıptır şu anda. Onlardan hiçbir haber alınamıyor. Hazır. Onların akıbetlerinin ne olduğu hakkında hiçbir bilgi yok. Şimdi şunu diyeceğim. 11 Eylül'den sonra Çin eline büyük bir koz geçirdi tabii ki. Uygur nüfusunun Müslüman olmasından dolayı bunların daha çok kökten dinci, İslamcı veya terörist olduğunu iddia eden açıklamalar oldu. Açıkçası yani bölgede aşırı İslamcı gruplara katılanlar da var veya Suriye'de savaştığını iddia edilen gruplar da var. Gerçekten bu kadar etkisi var mı aşırı İslamcılığın bölgede? Gözünün hayatını bir tıkımdan ayırtan. Bu İslamcılar gerçi öyle bir güce sahip olmasa da belki o Çin'in dediği gibi orada burada Doğu Türkistan bu İslamcılar arasında Doğu Türkistanlılar vardır. Elbette Çin hükümeti ilk adımı atması lazım. İlk önce orada bir meselenin var olduğunu kabul etmesi lazım. Bu meseleyi halletmek için efendim Doğu Türkistanlı Uygurların ki temsilcileriyle görüşmeye başlayıp bu meseleyi barışçıl yollarla halletme imkanı var. Kısaca Türkiye'den aldığınız desteği anlatabilir misiniz? Biz yetim bu şu dünyada şunda bir nersini verin ki bu şu dünyada bizim yetim emesliğimizle iyimizden bağ Türkiye halkı, Türkiye hükümeti yanı bırakıp yürkümüzü ürtürüz koydu. Şu, bu sefer de bu son olaylarda gösterilen ilgi, ister Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması olsun, ister Türkiye'deki siyasi parti rehberlerinin açıklaması, ondan sonra Türkiye'li kardeşlerimizin Türkiye'nin birkaç şehrinde işte protesto yürüyüşlerini tertip etmesi, bizim Doğu Türkistan meselesinin Doğu Türkistanlıların, Uygurların yalnız olmadığını bir kere daha ispat etti. Bundan dolayı da ben çok duyguluyum, çok minnettarım. Bütün 20 milyon Uygur Türkleri Doğu Türkistan'daki çokun yüzünün kerindişi bağ yalnız emesle hem adam ümitlendi hem ders orunda durdu. Bu Doğu Türkistan'daki 20 milyon Uygur Türk'ü de Türkiye'nin bu tepkisini, Türk halkının tepkisini görünce kendilerinin yalnız olmadığını bir kere daha gördü. Uygur Milli Hareketi lideri Rabia Kadir, her şeyden önce çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Aynı zamanda bu sorunlarınızı bir gün Türkiye'de de anlatma fırsatı bulabileceğinizi ümit ediyorum. Çok teşekkürler tekrar. İnşallah, Ömer Kanat rahmet, rahmet. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Hudayın bursa tırışı yapın, tırış bugünüme. Washington'dan yayınımız böylece sona eriyor. Amerika'nın Sesi'nin bu ve diğer programlarıyla haberlerine internette amerikaninsesi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Amerika ve dünyadaki gündem maddeleriyle bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere.